şiddete karşı sıfır tolerans diyoruz. Kadına şiddetle mücadele, aile hayatı, nafaka tartışmaları ve Diyarbakır annelerinin direnişi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konularla ilgili sorulara Ulusal Kanal ekranlarından yanıt verdi. Kadına yönelik şiddette ağırlıklı olarak mağdur odaklı yaklaştı. Ulusal Kanal'da özel yayın konuğu olan Bakan Derya Yanık, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un sorularını yanıtladı. Failin sağlık tedbirine karar veriliyor. Yanık kadına şiddetle mücadelede attıkları adımların ayrıntılarını anlattı. Mağdurun yanı sıra fail odaklı da bir yaklaşım getirdiklerini söyledi. Mağdur odaklı yaklaşımımızda hiçbir fark olmaksızın, hiçbir gerileme, hiçbir zayıflama olmaksızın kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir ikinci başlık olarak da fail odaklı yaklaşımı getiriyoruz. Bu ne ne sağlayacak bize? Ee, bugüne dek Faili bir tarafta bırakarak sadece mağdur üzerinden e, devam ettiğinizde failin yani şiddet uygulayan tarafın e, rehabilitasyonu, sorun çözme metodolojisini öğrenmesi, kendisini iyileştirmesi mümkün olamayabiliyordu bakan aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi üzerine de konuştu. Aile yapısını tehdit eden etkenleri sıraladı. İstanbul Sözleşmesi'nin o çerçeve bakışının yanında ve öncesinde bizim zaten çok ciddi anlamda bir ceza kanunu, medeni kanun 6284 sayılı kanun öncülü olan 4320 sayılı kanun gibi anayasada 2010 kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlandığı ve kadınlara yönelik ee, pozitif ayrımcılığın e, meşrulaştırılması, pozitif ayrımcılığın bir ayrımcılık e, sayılmayacağı hükmü, e, kadın e, hakları ve kadın kazanımı noktasında bize önemli bir yol e, haritası belirlemişti. Biz ailenin içinin boşaltılmasına, Dışarıdan baktığınızda içi boş, kabuk kalmış bir aileye razı değiliz. Tehlikelerle karşı karşıya mıyız? Evet, karşı karşıyayız. Mesela LGBT propagandası. Ee, elbette hepsi, hepsi. PKK HDP'ye bayrak açan Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti de Derya Yanık'ın gündemindeydi. Başka Bakan Yanık, dersin. ailelerin haklı Başka. mücadelesine sessiz kalan Başka. meclisteki muhalefeti sert bir dille eleştirdi. PKK tarafından kaçırılan veyahut kandırılan çocukların pek çoğu 18 yaşının altı Diyarbakır annelerinin çocuğu olduğu söz konusu olduğunda PKK tarafından <laughs> daha kaçırılan, kandırılan çocuklar söz konusu olduğunda çeşitli platformlarda 13-14 yaşındaki çocukların da, Kandil'de şurada burada terör kamplarındaki fotoğrafları ortaya çıktığında gerilla güzellemesi yapan çevreler Bunlara hiç seslerini çıkart çıkartmıyorlar. Kamuoyunda devam eden nafaka tartışmasına da değindi yanık. Mevcut yasada tek bir ek maddeyle süresiz nafaka sorununun çözüleceğini ifade etti. Medeni yasamıza e, sadece bir fıkra ekleyerek bu sorunu çözmek mümkün. Hakim süreli ya da süresiz nafakaya karar verebilir dediğinizde her bir vaka özelinde e, ayrı ayrı miktar ve süre tayin edebilir.